Edebiyat Doktorundan herkese merhabalar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türk Dili ve Edebiyatı dersi için düzenlemiş olduğu alan yeterlilik testi ikinci denemesinin çözümlerine başlıyoruz. Kısaca denemeyi gösterecek olursam ikinci deneme bir önceki denemede olduğu gibi ilk 10 sorumuz Türk Dili ve Edebiyatı'nda ilk 10 sorumuz dil anlatım konuları var arkadaşlar. İsteyenler 11. sorudan itibaren direkt edebiyat sorularına başlayabilir. Onu da göstermek isterim. O da şurada. Yani aslında bizim 11. sorudan itibaren edebiyat sorularımız başlıyor. Fakat biz ilk 10 soruyu da çözmek istiyoruz. Burada gördüğünüz gibi bazı sorular çok uzun. Milletimin tarzı yani yarım sayfa. Ama onları da çözmeye çalışacağız. Çözümlere geçiyoruz. Dileyen arkadaşlarımız bu videonun ortalarını doğru ilerletip 11. sorudan itibaren edebiyat sorularını izlemeye başlayabilirler. Derse geçiyoruz. Birinci soru çok uzun bir soru arkadaşlar. Böyle parçada boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Burada önemli olan arkadaşlar kimden bahsettiği bu parçanın. Dikkat edin. Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'den bahsetti. Peki Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'in hangi özelliklerinden bahsediyor? Videoyu duraklatıp parçayı dikkatlice okursanız eğer arkadaşlar, burada kelimeler üzerinden Ahmet Haşim ve Yahya Kemal'i anlatıyor. Hatta şurada bir cümle vardı. Benim çok hoşuma gitti. Haşim bu herkesten farklı düşünce tarzını kelimelerin sırtına ve kelimeler arasında kurulan örgüye yüklemiştir. Dediğim gibi duraklatıp okuduğunuzda arkadaşlar bu parçanın devamına kelimeler ve onlar arasında kurabileceğimiz binbir örgü bize sonsuz imkanlar bağışlamaktadır. Ve sanatkarlar bu imkanlarını en iyi kullanan insanlardır getirilebilir. Burada da kelimeler dedi. Yani duraklatıp C şıkkını bir okuyun derim. Geçiyoruz ikinci soruya. Sözcükte ve cümlede anlam sorusu hangisinin anlamı cümle sonunda doğru verilmiştir? dikkat edin doğru verilmiştir diyor. Hiçbir kitabın parayla ölçülebilecek bir değeri yoktur arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada kesin konuşmuş. Yani olasılık anlamı yok. Yazık okumaya alışmamış, onun tadını almamış olanlara burada bir yazarın hüzünü var arkadaşlar. Bir yakındığı bir durum var. Endişe yok. Şairlerimiz ünlü olmak istiyorlarsa aşk şiirleri de yazsınlar. Bu bir tavsiyedir arkadaşlar. Yani öneridir. İkisi de aynı şey. Cevap C olur. Sanat hakkındaki görüşlerim sizinkinden farklı olabilir dediği için yani olabilir, ebilir. Burada ihtimal anlamı var. Okuyan için kitaplığının yanı başından daha rahat yer yoktur. Yine kesin konuşmuş. Dediğimiz gibi cevap burada C seçeneği olur. Üçüncü soru yazım kuralları ile ilgili hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Bu yılki madalyayı diyor. Buradaki ki sıfat yapan ki'dir arkadaşlar ve bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Bu yılki madalyayı uluslararası üne sahip Feza Gürsey aldı. Nobel Kimya Ödülü özel bir ödül arkadaşlar. Bunlar büyük yazılır. Doğrudur bunlar. Türk bilim insanı Aziz Sancar'a verildi. Tika'nın dikkat edin heceyle okuduğum için nın diye yazıyorlar. Doğru. Yaptırdığı Cahit Arf Kütüphanesi bugün hizmet vermeye başladı. Doğrudur. Ünlü fizikçi Behram Kurşunoğlu teorik fizik araştırma merkezini açmış. Doğrudur. Buradaki yazım da doğru. Mesela Batı'nın medeniyet anlamına geliyor. İnsan topluluğu olan yer. Batı'nın başka bir yerde yanlışlık var. 300 yılda çıkardığı en genç profesör olan Oktay Sananoğlu vefat etti. Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu demiyor. Burada bir meslek grubundan bahsettiği için arkadaşlar P harfinin burada profesör yani şeklinde yazılması gerekiyordu. Yani burada kelimenin yazımı doğrudur fakat dediğimiz gibi baş harfin burada küçük olması lazım. Unvan olmadığı için ama Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu derse büyük olur. Burada sadece bir meslek grubundan bahsettiği için yazım yanlışı E seçeneğindedir. Geçiyoruz dördüncü soruya. Dördüncü soru da aslında uzun arkadaşlar. Ben böyle birleştirmeye çalıştım. şıkları yana aldım. Bir parça verilmiş. Hangisi söylenemez bu parça ile ilgili. Parçayı çok dikkatli okuyun arkadaşlar. Diyaloglara yer verildiğini göremezsiniz. Buradaki soru işaretli olan cümleye aldanmayın. Burada bir iç konuşma iç konuşma bakayım. Oblumov neredeyse ağlayıp kendi kendine ben niçin böyleyim diye soruyor. Evet burada bir iç konuşma olabilir. Sanatsal bir metinden alınmıştır arkadaşlar. Öyküleyici yani bizim tahkiye öyküleyici teknik var, öyküleyici anlatım tercih edilmiştir. Yine o parçayı okuduğunuzda bu yazıyı yazan kişi her şeye hakim, ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır denir. Kahraman da kendini yani burada parçada anlatılan kahraman kendini sorgulayan birisidir. Mesela onu nerede anlıyoruz? Hatta şurada anlıyoruz. Ben niçin böyleyim diye soruyor. Başını battaniyenin altına saklıyordu. Evet kahramanımız Oblumov kendini sorgulayan biri. Kolay bir soru arkadaşlar. Diyaloglara bu parçada yer verilmemiştir. Geçiyoruz Beşinci soruya. Ses olayları ile ilgili bir soru. Dikkat edilmesi gereken bir soru arkadaşlar sınav esnasında. Dikkatli okuyun. Altaylardan Tuna'ya her bir taraf evimiz. Burada bir ses olayı yoktur. Beş asır. Şimdi şıklarda biraz göz, gez, göz gezdirdiğinizde hemen şunu gördünüz arkadaşlar. Sessizle bitti. Sesliyle başladı. Ulama vardır. Ulamanın olduğu yerde noktalama yoktur. Sadece ona dikkat edin. Beş asır Avrupa'yı yönetmişti ceddimiz. Şu kelimeye dikkat ettiyseniz arkadaşlar kelimenin kökü nedir? Yönetmek, yönetmiş. Bir de burada dili geçmiş zaman eki var. Yönetmiş di. Fakat ş sesinden dolayı biz buraya ne yapıyoruz? D'yi hemen neye çeviriyorduk? T'ye. Yani hatırlayın fıstıkçı şahapla biten kelimelere B, c, d, g ile başlayan ekler ne yapıyordu? Ç, T, ya dönüşüyordu. Burada bir benzeşme var. Bir de burada arkadaşlar ceddimiz derken aslında bu kelime cet yani soy sop anlamına geliyor Arapçada. Cedimiz demiyoruz, ceddimiz diyoruz. Burada ikinci de arkadaşlar ünsüz türemesi olarak alınır. Mesela bir tane daha ulama var. Baş üstünde gezerdi bir zamanlar emrimiz. Mesela burada bir de şey var. Işıklarda yok galiba da. Mesela emirimiz iyi ünlü düşmesi de var. Biz neyi göremedik burada? Ünsüz yumuşaması. Allah'ın huzurunda şahitimiz var. Dikkat edin. T sesini ne yaptık? Yumuşattık. D'ye çevirdik. Ünsüz yumuşaması da var. Bu parçada arkadaşlar ünlü daralması yoktur. Ünlü daralmasını hatırlayın. Mesela siz ne diyorsunuz? Bekliyorum diyorsunuz. Burada bir ünlü daralması vardır. Kemini kükü çünkü beklemektir. E sesi i'ye dönüşür. Cevap denizlidir. Geçiyoruz 6. soruya. Sıralama sorusu arkadaşlar. Bize bizden bir paragraf yapmamızı istiyorlar. Numaralanmış cümlelerle dikkat edin. Anlamlı bir paragraf oluşturmamızı istiyorlar. Ben aslında burada şuna dikkat ettim. Bu soru bize ilk cümlenin önemini anlatıyor. Şöyle başlayabilir bakalım. Biz bu kültürel ortamın tümüyle ama dikkat edin, önce o kültürel ortamı anlatması lazım. Bir olamaz. Düşünsel duruşumuz ise bir karşılaştırma yapmaya başlamış ilk cümlede. İlk cümlede karşılaştırma yapamazsınız. Buna rağmen diye başlayamazsınız. Bu kültürel ortamın bize talep ya da reddettiği hususlar düşünsel duruşumuzun ortamına hazırlırlar. Ama bana önce o kültürel ortamı anlatman gerekiyor. Dikkat edin 5 numaralı seçenekte ilk cümle başlıyor. A ve C seçenekleri elenir. Soru kolay. Dikkat edin bu cümlenin sıralaması 5, 2, 4, 1, 3 diye devam eder. Videoyu duraklatıp okuduğunuzda doğru cevaba ulaşacaksınız. Geçiyoruz 7. soruya arkadaşlar. Parça verilmiş. Bu parçanın antım ile ilgili hangisi yanlıştır? Tanpınar'ın deniz insanla konuşur sözünü çok severim. Dikkat edin Tanpınar'ın sözünü bize olduğu gibi aktarmış arkadaşlar. Noktası virgülüne kadar. Yani bakayım doğrudan evet doğrudan anlatım yani E seçeneği burada söylenebilir. E seçeneği eleriz. Başka ne diyor şıklarda? Benzetme, kişileştirme, karşılaştırma, ikilemeler falan var diyor. Bakalım bunlara. Ben Abdullah Şinasi gibi yalılarda büyümedim. Dikkat edin. Kendisini Abdullah Şinasi ile mi karşılaştırdı acaba? Fakat bir yılda geçen hayatı bir zaman tattım. Anneannem Çengelköy'de o zaman Hüseyin Hüsnü Paşa yalısı olarak bilinen şimdilerde daha önceki sahibine atfen restore edilen Abdullah Paşa yalısında kiracı olarak kalıyordu. Ben de 10 yaşından 16 yaşıma kadar fırsat buldukça yazları yanlarına girerdim. Bir evin içinen denizin nasıl girdiğini o zaman gördüm. Anadolu kıyısındaki bu yılının tavanında önce ikindi güneşinin parlayan ışıkları oynaşmaya başlardı. Dikkat edin ikinci güneşinin parlayan ışıkları oynaşmaya başlardı. Sonra da deniz lodosla kabarır. Dalgalar yılının altındaki kayıkhanenin içlerine kadar güm güm vururdu. İkilemeler var arkadaşlar. Yani A seçeneğini burada gösterebiliriz. Karşılaştırmalar var dedik. Bir de sakinleşip susana kadar vuruyormuş. Yani şurayı bir daha okuyun. Dikkat edin. Dalgalar yılının altındaki kayıkhanenin içlerine kadar güm güm vururdu. Ta ki sakinleşip susana kadar. Dalgalar susmaz. Demek ki kişleştirme de var arkadaşlar bu parçada. Bu parçada bizim benzetme teşbihimiz yoktur. Geçiyoruz 8. soruyu. Arkadaşlar bu tip sorularda bazı kilit kelimeler vardır. Mesela bu parçanın kilit kelimesi şiir mi, şair mi sorusu bence. Şiir şair üzerine yazılmış. Bu parçada bize anlatılmak istenen. Parça biraz zor. Dikkatli okumanız gerekiyor. Bugünün şiiri Çoğunluğa saçma anlamsız geliyorsa yaşadığımız hayattan başka bir yerden gelmiyor bu. Ayrıca bunun için de belki de en çok bunun için bugünün şiiri anlamsız saçma değildir. Anlamsız saçma olanı göstermek anlamsızlık saçmalık demek değildir çünkü. Bir gerçeği göstermektir. Bugünün şiiri bireyci ise bu birey yitikliğinin ezikliğinin yıkıklığının sonucudur. Arkadaşlar bence bu parça da şiirden bahsediyor. Bir şeye dikkat edin hızlıca çözüyorum. Bence anlayacaksınız. Mesela burada C şıkkında da şairler diyor. Şimdi birazdan şıkları okuyacağız. Neden böyle bir hareket yaptım? Yine kontrol edeyim ben. Evet doğru çıktı cevabımız. Arkadaşlar şimdi D seçeneğini okuduğunuzda bireysel bunalımları olduğu gibi yansıtan bugünün şiirine anlamsız demek haksızlık olur. Evet bize parçada bu görüş savunuluyor. A seçeneğinde bir arayış içinde olan bugünün şairi bireysel değil. Dikkat edin şairle ilgili bir yargı var. A olamaz. B şıkkında da aynı şekilde şairlerle ilgili. Yani bu parça bize şairden değil tabii ki de şiirden söz ettiği için cevap burada denizli olur. Geçiyoruz Beşiktaş sorumuza 9. sorum. Beşiktaşlı arkadaşlarımız dikkatlice okusunlar. Beşiktaş'ın tarihi ile ilgili güzel bir parça. Özellikle öğrenciler bu, part, bu tip sorularda ikiye ayırma sorularında cümle nereden başlıyor onu şaşırırlar. Ben benim yöntemim son kısma bakmak. Yani dikkat edin 5. parça şurada bitmiş. 4. Yani geriye doğru gidiyorum. 3 2 hmm. Demek ki bir numaralı cümle artık şuradan sonra başlıyor. Yani benim şurayı bir kere zaten okumam gerekiyor arkadaşlar. Yani şu kısmı, yukarısını benim zaten okumam gerekiyor. Okuyalım. 1911'de kurulan ve 1. Dünya Savaşı sırasında 8 oyuncusunu şehit veren Beşiktaş'ı Şeref Bey mütareke yıllarında yeniden canlandırmaya çalıştı. Şeref Bey'in ilk amacı İstanbul Futbol Ligi'nin o dönem Cuma Ligi olarak adlandırılan mücadelesine Beşiktaş'ı da dahil ettirmekte. Şeref Bey kendisi gibi istekleri geri çevrilmiş diğer kulüp yöneticilerini de çağırarak bir toplantı yaptı ve 12 kulübün yer aldığı İstanbul Türk İdman Birliği Ligi'ni kurdu. Şimdi dikkat edin anlam hala devam ediyor. İlk başarısını 1920 sezonunda bugün Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı olarak bilinen Kadıköy İttihat Spor sahasında elde etti. Şimdi tam da yani bu ok gösterdiğim kısımda arkadaşlar konu değişiyor. Artık lakaba geçiyor. Beşiktaş'a Kara Kartal lakabı ise dikkat edin. Artık 12 sene sonraya gidiyoruz. 12 sene. 32 33 sezonunda Fenerbahçe ile oynanan Lig Şampiyonluğu finalinde verildi. Şeref Bey'in ölümü nedeniyle simsiyah formalarla maça çıkan Beşiktaş, ardı arkası kesilmeyen hücumlarına başlayınca seyirciler Kara Kartallar gibi saldırıyor haykırışlarıyla ona yepyeni bir unvan bahşetti. Kesinlikle arkadaşlar 4 numaralı yerden sonra artık bizim konumuz değişiyor. Dörde kadar Şeref Bey'in yaptığı çalışmalardan bahsetti. Demek ki benim artık parçayı dörtten sonra ayırmam gerekiyor. Geçiyoruz 10. soruyu Az önce okuduğumuz parça ile ilgili bir soru arkadaşlar. Birleşik bir soru. Yine Şeref Bey sorusu. Yani bu parça ile ilgili hangisi söylenemez. Birinci cümlede Şeref Bey'in Beşiktaş için verdiği mücadele anlatıldı mı? Evet. Şeref Bey İstanbul Futbol Ligi'nin o dönem Cuma Ligi olarak adlandırılan mücadelesine Beşiktaş'ı da dahil ettirmekti amacı. Yani bu A seçeneği doğru. İkinci cümlede İstanbul Türk İdman Birliği'nin kuruluşu anlatılıyor mu? Bakalım. İstanbul Türk İdman Birliği kuruldu diyor. İkinci cümlede anlatılıyor. Üçüncü cümlede Beşiktaş takımının elde ettiği ilk galibiyet mi? Evet bakalım ilk başarısı üçüncü cümlede anlatılıyor. Dördüncü cümlede Beşiktaş'ın lig şampiyonluğundaki başarısı mı anlatılıyor? Beşiktaş'a Karakartal lakabı ne zaman veriliyor? Bu anlatılıyor bence başarı değil. Beşinci cümlede Karakartal unvanının nasıl ortaya çıkışı anlatılıyor mu? Evet bakalım yani bizim bu son okuduğumuz, az önce okuduğumuz son kısım arkadaşlar Karakartal lakabı seyirciler tarafından nasıl veriliyor o anlatılıyor. Cevap 4 numaralı seçenektir. Ve geçiyoruz edebiyat sorularına. Şiir bilgisiyle başlıyoruz. Bu dizelerle ilgili hangisi yanlıştır? Olgun insan boşa eylemez inat, hakikat yolunda edelim sebat yani sabır, dirayet. Bak kara belaya açmıştır kanat, AT sesleri benziyor şu an tam kafiyedir. Her an üstümüzde uçmakta kardeş. Arkadaşlar didaktik bir üslup var. İstiyare başvurulmuş mu? Bakın bak kara belaya açmıştır kanat diyor. Acaba üstümüze gelen bu belayı kuşa mı benzetti ve kuşu söylemedi mi? Evet istiyare var. Saydığınız zaman arkadaşlar hepsinin birden 11 olduğunu göreceksiniz. Tam uyak var mı? Zaten şurada söylemiştik. A ve T sesleri sadece birbirine benzediği için tam kafiyedir ve redif yoktur değil mi? Evet redif yok bu şiirde bu şiir kesinlikle gurbet temasını işlemez arkadaşlar. Cevap Edirne'dir. Geçiyoruz 12. soruya. Yine şiir bilgisiyle ilgili bir soru arkadaşlar. Yalnız iki tane şiir var. Uzun bir soru olduğu için böldüm böyle şıklar burada. Hangisi yanlıştır parçalarla ilgili demiş arkadaşlar. Bu yolun inişi yokuşu eğri, sellerin dağlardan akışı eğri. Bu eğri yollara alışanların girişi, duruşu, her işi eğri. Eğri kelimeleri arkadaşlar anlamları da aynı olduğu için sözcük düzeyinde redittir. Peki ortak özelliklerden değildir diyor. Alt sağda var mı böyle bir kelime? Mesela uçalım, geçelim, içelim, gidelim. Burada arkadaşlar Ek halinde redifler var fakat dikkat edin sözcük düzeyinde sadece bir numaralı şiirde var o da eğri kelimesidir redif olanlar ama ikinci cümlede sözcük düzeyinde redif yoktur peki diğerleri var mı? Kelimeleri ben çıkartmıştım daha önceden yokuş akış ve iş kelimelerinde ş sesleri yarım kafiyedir peki ikinci şiirde var mı? Uçalım, geçelim, içelim, gidelim, uçmak, geçmek, içmek, ç sesleri de bu şiirde ortaktır. Yani ş ve ç sesleri iki şiirde de yarım kafiyedir tezat sanatı birinci şiirde arkadaşlar baktığınızda iniş yokuş bu tezat sanatı var. Mesela ikinci şiirde ak diyor kara diyor yani iki şiirde de bizim arkadaşlar tezat sanatı var. E zaten şiirlerimiz anlaşılır yalın ve hece ölçüsüyle söylenmiştir. Dediğimiz gibi sadece bir numaralı şiirde sözcük düzenleri redif vardır. İki numaralı cümle şiirde sözcük düzeyinde redif yoktur. Geçiyoruz 13. soruya. Metinlerin sınıflandırması gibi bir soru. Edebi türlerden hangisine örnek gösterebilir diyor bu sorun. Bu parça. Edebiyat metafizik alanında duran bir sanat dalıdır. Bu konuda bir ihtilaf olduğunu sanmıyorum. Dikkat edin bu adamın kişisel düşüncesi. Edebiyatın psikolojinin, sosyolojinin ve felsefenin alanında çokça dolaştığını biliyoruz. Fakat ben bu yazımda metafizik ilgiyle fiziğin alanında da dolaştığını söyleyeceğim. Metaforlar aracılığı ile edebiyat denen tüccarın iletişime geçmediği, alışveriş yapmadığı anlam ülkesi yok yok da sana göre yok yani bu yazıyı yazana göre yok kişisel duygu ve düşünceler böyle anlatılmış arkadaşlar makale değildir mülakat karşıtlı bir konuşma yok eleştiri değil bir eser veya yazar eleştirilmemiş biyografi zaten değil dediğimiz gibi makale hiç değil cevap burada denemedir deneme hatırlayın Nurullah Ataç'ın tabiriyle nedir benim ülkesidir yani bu adam kendi kişisel düşüncelerini anlattığı için cevap denemedir. Geçiyoruz 14. soruya. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Aşırı kesilerden hangisi? Bu özelliklerden hiçbirini taşımamaktadır. Şimdi dikkat edin eşleştirme yapmamız gerekiyor bu soruda. Mesela Hayriye bu Nabi'nin bir eseridir arkadaşlar. Oğluna oğlu için yazdığı öğütler vardır. Hayriye, Tuhfetül Harameyn gibi. Bu eser arkadaşlar didaktik tarzda yazılmıştır. Bilgi verir. Risaletün Nusiye Yunus Emre'nindir arkadaşlar. Nasihatler kitabı anlamına gelir. B şıkkında mesela buraya yazabiliriz. Yani A ve B elenir. Burada mesela vesile tün necat var arkadaşlar. Bu bayağı unutulan bir eser. Süleyman Çelebi'nin 1500 yıllardan beri camilerimizde okunur bu. Yani kurtuluş vesilesi anlamına gelen bir mevlittir. Mevlit geleneği hala ülkemizde devam eder. Süleyman Çelebi'nin mevletidir arkadaşlar. Şimdi C ve D seçenekleri kalıyor. Kanuni Mersiyesi biliyorsunuz ki Baki tarafından yazılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünün ardından. Terkibi Bent Naz'ın biçimiyle yazılıyor. Yani aşk teması yok bir kere. Aşk teması nerede vardır? Hüsre ve Şirin'in aşkında vardır. D seçeneğinde elenir ve cevap C seçeneği kalır. Hiçbirisiyle eşleşmez. 15. sorum. Parçada bazı özelliklere verilen nazım türü var ve hangisidir diye sorulmuş. Aynı zamanda aşık edebiyatında bir nazım şeklinin de adıymış. Zaten aşık edebiyatında arkadaşlar hatırlayın ne vardı? Koşma, semai, dört tane de zaten varsa dikkat edin destan. Bunlardan birisiymiş cevap. Bakalım koşma, semai, varsa destan hop cevap çıktı. Bakalım batı dillerinde epope olarak anılır. Daha çok yaratılış ya da toplumu derinden etkileyen savaş, doğal afetler, salgın hastalıklar, göç gibi tarihi ve sosyal olaylar tabii ki de destandır. Ama ek bilgi vermiş soru çok güzel bir soru. Aynı zamanda aşık edebiyatında bir nazım şeklidir bu destan. İslamiyet'te önceki destanlar da vardır. O farklıdır. Cevap burada B seçeneğidir. Geçiyoruz 16. soruya. Bize güzel bir şiir yazılmış ve bu şiirin nazım şekli sorulmuş. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden, geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden. Dikkat ettiyseniz nakarat var. Arkadaşlar neden şarkı? Bir kere nazım şeklinin bu şarkının kendine has bir özelliğidir. Nakaratlarımız vardır. Bu şarkı arkadaşlar Yaya Kemal'indir, bestelenmiştir. Rubai zaten konu yönüyle de olmaz. Varsa böyle hey be hey bre gafil berre gibi böyle yüksek edalı başlar. Terkibent olmaz. Sosyal konular vardır. Koşmanızın biçimi mesela a a b diye gider. Dediğimiz gibi burada nakarat olduğu için yani a x böyle e, a x diye gideceği için yani cevap burada şarkı olur. Yaya Kemal'in de şarkısından alınmıştır bu. Geçiyoruz 17. soruya. Parça arkadaşlar Nefi ile ilgili bir soru. Biliyorsunuz ki Nefi, sihamı kazasıyla meşhurdur. E, Hicilleriyle meşhurdur. Hangisinde Nefi ile ilgili bir yanlışı var? Ama zor bir soru. Yani çok ince bir yerde hata var. Parça komple Nefi ile ilgili. Evet, Nefi'nin asıl adı Ömer'dir. Erzurumludur. Kaside nazım şeklinin en önemli uygulayıcısıdır. 1. Ahmet, 1. Mustafa, 2. Osman, 4. Murat'a sunduğu kasidelerle ünlenmiştir. Hatta 4. Murat onu çoğu kez korumuştur. Fakat sözünü tutamadığı için nefi dördüncü Murat tarafından boğdurulmuştur. Aynı zamanda hiciv türünün de evet büyük bir ustasıdır. Nitekim sihamı kaza yani kaza okları anlamına gelen adlı eserde bir hiciv mecmuasıdır. Burada arkadaşlar hata şu kısımdadır. Biraz zor olmuş soru. Nefi arkadaşlar 1600 yılların şairidir. Yani 17. yüzyılın şairidir. Cevabımız burada neresi oluyor? Ne oluyor o zaman? Evet Adana oluyor. Bir numaralı yerde şöyle ufak bir yanlışlık vardır. Geçiyoruz 18. soruya. Bu parçada söz edilen edebi topluluk veya dönem sorulmuş bize. 20 Mart 1909'da İstanbul'da Hilal Gazetesi'nin basın evinde ilk toplantılarını yapmışlar. Aralarında Celal Sahir, Faik Ali, Ahmet Samim de almışlar. Nitekim toplantı sonunda kendileri için belirledikleri isim Faik Ali tarafından önerilecektir. Normalde bu topluluğu arkadaşlar Sina-i Emel adını önermiştir. Kim önermiştir? Ahmet Haşim. Aslında Ahmet Haşim bu topluluk için arkadaşlar Sina-i Emel ismini öneriyorum demiştir. Yani ideallerin zirvesi fakat toplantılar sonunda kabul edilmemiştir. Başka bir isim yani geleceğin doğuşu da denilir. Fecrati topluluğu anlatılmış. Biraz ayrıntı bir soru olmuş. Şu özelliğini bilmek lazım. Edebiyatımızda beyanname ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. Geçiyoruz 19. soruya. Parça verilmiş ve yazarı sorulmuş bize. Jön Türklerin bir mensubu olarak Paris'te 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar İttihat ve Terakki'nin yayın organı Şurayı Ümmet gazetesinde eleştiri yazıları kaleme almış. 2. Meşrutiyet'in ilanı üzerine İstanbul'a döner ve 1909-1921 yılları arasında Madrid elçisi olarak görev yapar biraz ayrıntı bir şahsiyet. Şu an buraya kadar pek bir şey aklınıza gelmeyebilir. Normaldir. Hikaye, roman, tiyatro, edebi tenkit ve çok sayıda siyasi ve sosyal muhtevalı makale yazmış olmasına rağmen edebiyat tarihine daha çok bir romanı vesilesiyle tanınmış. Dikkat edin şiir, rümuzul edep ve özellikle icral eserlerinden bazılarıdır. Ayrıntı bir şahsiyet dediğim gibi Sami Paşazade Sezai bize sorulmuş. Geçiyoruz 20. soruya. Ben bu tip soruları önemsiyorum arkadaşlar. Hangisinin edebiyat anlayışı bu parçanın yazarıyla örtüşür? Dikkat edin şıklar çok farklı. Fecrati var, bağımsız var, ikinci yeni var, birinci yeni var. Hatta toplumcu gerçekçi var. Risk ne yapıyoruz? Risk noktasında risk alıyor muyuz bu sorularda? Bence alın. Yani bu parçayı çok dikkatli okumanız gerekiyor. Ben bir sanata ait unsurun bir başka sanatın içerisine dahil edilmesine karşıyım. Resim resimdir, müzikse müziktir. O zaman Ahmet Haşim eleyin. Neden? Çünkü Ahmet Haşim şiir söz ile musiki arasında sözden ziyade musikiye yakındır diyor. Hemen bir tane şıkkı elemek gerekir. Bu sanatların malzemesi şiirin içinde layıkıyla kullanılamaz. Bir de şiirin dili meselesi var. Tutturmuşlar şiir dili estetik olmalıdır, sanatlı olmalıdır diye. Bakın bu adam herhalde şiirde sanatlı söyleyişe karşı çıkıyor sanatlı söyleyiş olmasın diyor. Galiba bu Orhan Veli olacak. Aklıma benim şu an Orhan Veli geldi veya arkadaşı olabilir. Şu an muhtemel şık Denizli. Hayır efendim. Şiir için ayrı özel bir dil değil doğal bakın doğal basit günlük bir dil geliştirilmelidir ki Orhan Veli şiiri doğaldır basittir günlük dili vardır Orhan Veli'nin ve onun arkadaşı Melih Cevdet. bu parçanın cevabıdır hele şiire vurulan vezin kafiye ya da topluma yol gösterme boyunduruğunu hiç kabul kabullenemiyorum diyor cevap arkadaşlar iki, birinci yenidir yani Orhan Veli'nin arkadaşı olan Melih Cevdet Anday'dır geçiyoruz 21. soruya parçada boş bırakılan yerler var Zoraki Tabip Ahmet Vefik Paşa'nın arkadaşlar Molière'den ne yaptığı bize adapte ettiği bir oyundur tiyatrodur Evet Ahmet Vefik Paşa tarafından kaleme alınan nasıl bir oyundur arkadaşlar? Yani bizim edebiyatımızı adapte edilmiş. Adapte arkadaşlar uyarlanmış demektir. Uyarlanma. Komedi mi? Evet arkadaşlar komedi. Yani zoraki tabi adından da belli. Burada boşluklara adapte ve komedi getirilmelidir. Geçiyoruz 22. soruya. Kahraman sorusu arkadaşlar. Roman kahraman eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Son yıllarda sorulmaya başladı bu tip sorular. Selim Işık, Turgut Özben gibi karakterler arkadaşlar nerede vardır? Oğuz Atay'ın arkadaşlar Tutunamayanlar adlı eserinde vardır. Bir de bir yanlışlık var. Mümtaz karakteri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur adlı eserinde vardır. Uzun hikaye arkadaşlar bu yazarını da bilelim son yıllarda önemlidir. Mustafa arkadaşlar Mustafa Kutlu hikayeleriyle ön plana çıkar. Mustafa Kutlu'nun arkadaşlar Yusuf karakteri değil. Mesela yukarıda yazdım. Ali ve Münire karakterleri var. Yusuf karakteri yok burada. Cevap 1-3 olacak. Yani bu sinemada aktarıldı uzun hikaye diye. Ali karakterini Kenan İmrezaroğlu canlandırıyor. Münire'yi Tuğçe Kazaz. Raif Efendi Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sında var. Orhan Bey Devlet Ana'da var. Cevap burada 1 ve 3 olur. Geçiyoruz 23. soruya. Bize bir parçada bir bir hanımefendi tanıtılmış. Onun ilk torunuyum. Aramızda yarım asırdan fazla yaş farkı vardı ama küçük yaşlarımdan itibaren birbirimizi anladık ve dahası çok iyi dost olduk. İlerleyen yaşlarımda anladım ki kulakcıcık kaynaşabilmemiz onun eğitimci kişiliğinden kaynaklanıyordu. Dikkat edin. Parçada söz edilen yazar soruldu. Yani bu yazıyı yazan yazara sormadı ve öğrencileri Benim Küçük Dostlarım adlı kitabında galiba şöyle diyordu. Bu eser önemli arkadaşlar. Benim tek büyük zaafım çocuk sevgisidir ve ışık çevresinde dönen pervane misali öğretmenliğe tutulup kalışım bundandır. Bu parçada bahsedilen yazarımızın lakabı Ümmül Muharrirat yani kadın yazarların anası diye bilinen arkadaşlar halide nusret zorlutuna olması gerekir kontrol de edeyim. Tabi parçada söz edilen yazar sorulduğu için arkadaşlar halde nusret zorlutunadır. Cevap B seçeneğidir. Ve geçiyoruz son sorumuz arkadaşlar. Denemenin son sorusu parçadaki bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmıştır? Fakir Baykurt'un bir romanı anlatılmış. Burada bir karakter isim var. Irazca ekmek et... Ne diyor? Irazca ekmek etmek için ateşi hayattaki ocağı yaktı bu sabah. Unu dışarıda eledi. Hamuru dışarıda yoğurdu. Ahmet Osman Şerfe içeride uyuyor. Sığırsıpa köy içinde toplandı. Irazca... Zor şer aşığı yine Eşeği düveyi çıkardığı ahırdan her gileye sürdü merdiven. Dikkat edin hep köy tabirleri var. Burada arkadaşlar karakter isimleri yine önemlidir. E, bu eserin de özeti önemli. Fakir Bay Kurt'un arkadaşlar eserleri önemlidir. Cevabımız B seçenidir. Sabırladığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki deneme çözümlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.